Hilal hemşire. Ne var, ne istiyorsunuz? Halit İkbal hakkında emir var. Bilhassa bu sıralar asla bir şey yazmamalı, basmamalı ve dağıtmamalı, anlıyor musun? Bilhassa neden bu sıralar? Bir, heyet geliyor, göze çarpan bir şey yaparsa cezası infaz olur. Anlatabildim mi küçük hanım? İletirim kendisine. Lakin bundan gözü korkar mı sanmam. Bak, şakası yok bunun. Laf dinle yoksa o yazıları yazan elleri kesip atarlar. Anladın mı? Paşam, ben bu yaralarınız için bir merhem yapıp tekrar gelirim. Ama bu kadarı yetmez. Senin gibi vatanperver kadınların bizim davamıza daha çok destek olması gerek. Ne vazife olursa olsun yapmaya hazırım paşam. Kadınlarımız olmadan bu davanın bir kıymeti yok. Yok küçük yaralar yüzünden onlarca askerimizi kaybettik. Hastalıklar çabası. Bazen bir duaya, bir sadaya ihtiyacımız var. Sen kadınları toplayacaksın. Vatan sevdalarını diri tutacaksın. Senin de vazifen bu. Her ferde bu dava için ihtiyacımız var. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım paşam. Cevdet'in bana ve ailemize sürdüğü kara lekeyi telafi etmek için icap ederse kendimi feda etmeye hazırım. Bundan böyle beni de bir askeriniz belli. Ben bir süreliğine daha ayağa kalkana kadar vazifemin başında olamayacağım. Bu süre zarfında benim yerime seni de ziyadesiyle tanıdığım biri olacak. Miralay Tevfik. O da senin gibi iyi bir vatanperver. Lakin henüz yaşadığından haberi yok. Vakti gelince o da öğrenecek. Ama sen şimdi ağzını sıkıntıdan kimse bilmesin. Vakti geldiğinde yudanın karşısına dikileceğiz. Baş üstüne paşam. İyi misin sen kızım? Yorgunluktan paşam. İyiyim. Tamam. Sen şimdi evine bıraksınlar. Ailem merak etmiştir. Sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun paşa. Geçmişler olsun. Bu isimleri araştır yüzbaşı. Aradığımız casusun bunlardan biri olma ihtimali yüksek. Yemeğe kadar elimizde malumat olur mu? Olmalı binbaşım. Siz reyinizi hangisinden yana kullanırsınız? Üzerinde güneşin batmadığı ülkenin temsilcisi. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sen? Anne. Merak ettim seni. İyiyim anne. Daha iyi olacağız inşallah.
Yarın gece bir yemek varmış konakta. Heyet mi ne geliyormuş? Tam vakti. Yarın bitireceğiz bu işi. General Cevdet'i öldüreceğiz. Buyurun. Cevdet Bey. Kira. Esref'in cesedi kayıpmış öyle mi? Ocağı niye ölmemiş olabilir mi? Bu mümkün değil Kira. Bizzat gördünüz kendisini kurşuna dizdim. Evet. Sizce oğlum yaşıyor olabilir mi? O gün siz de duydunuz biz çocuk öldürmedik dedi. Sizin bu bahsettiğiniz köy tam olarak nerededir? Peki araştırmak mümkün olur diye soruyorum. Selanik'te Ayos Yoryos köyü. Peki oğlunuzun vücudunda herhangi bir emare, bir işaret, bir leke var mıydı sizin tanımlayabileceğiniz? 6 aylıkken üzerine sıcak su dökülmüştü. Tam göğsünde ufak bir yanık izi vardı. Cevdet Bey, bir şey mi biliyorsunuz yoksa? Yok, hayır. Ben herhangi bir malumat alırsam mutlaka size haber vereceğim. Teşekkür ederim. Cevdet, bir vakitler erim diye başlardım mektuplarıma. Yiğidim, gözümün nuru. Şimdi Cevdet derken bile elim varmaz. Bu kez ben soruyorum sana. Nedir vatan? Bir çift göz mü? Helalinin elleri mi? Bir tebessüm mü? Evlat hasreti mi? Bağrına yatılacak toprak mı? O toprağın çatlağına akacak bir pınar mı? Belki hepsi, belki hiçbiri. Benim vatanım sendin Cevdet. Mutluluğum, mutsuzluğum, hevesim, mahcubiyetim, nazarım, ahım. Lakin şimdi vazgeçiyorum vatanımdan. Ben sensiz bir vatana sevdalandım. Senden de, benden de büyük bir sevda bu. Kıyas kabul etmeyecek kadar sahi, uğruna ölünecek kadar güzel. Sen neysen, ben zıttıyım bundan sonra. Sen aksan, ben kara. Sen zalimsen, ben mazlum. Sen acımasızsan, ben merhametli. Sen silahsan, ben söz. Lakin en mühimi, vazgeçiyorum senden. Benim sevdalandığım vatanda sen yoksun. Her sedasıyla bir millet var. İçinde senin olmadığın bir millet. İmza Azize Hemşire. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.